بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى مرحمة قلب أتاده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة Allah Taala Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki, va biz Bani Isroilni dengizdan olib o'tdik. Ular o'zlarining sanamlariga iltijo bilan berilib ibodat qilayotgan bir qavmni oldidan o'tdilar. Va ey Musa, bizga ham ana ularni sanamlariga, olihalariga o'xshagan bir iloh qilib ber, dedilar. Alloh subhanahu va taolo Bani Isroilni dengizdan qanday o'tkazganligi ma'lum va mashhur. Musa alayhissalom ularning Fir'avnni zulmidan, uning qavmining zulmidan olib qochib, kechasi yo'lga chiqib, dengizga yetib kelganlarida, orqadan Fir'avn askarlari bilan quvib yetib kelganda, va ikki jamoa bir-biriga ko'zi tushganda, Bani Isroillar, albatta biz endi qo'lga tushdik, deyishgan edi. Shunda, Musa alayhissalom haqiqiy mu'min Allohning nabiyisi sifatida yo'q. Albatta, Robbim men bilan va hidoyatga boshlaydi degan edilar. Va Alloh vahiy yuborib, qo'lingdagi hassang bilan dengizni ur dedi. Musa alayhissalom qo'llaridagi hassa bilan dengizni urganlarida dengiz yorilib ikki tarafga ajradi. Suv ko'tarilib xuddi katta tog'day bo'lib to'xtab qoldi. Ajralib yo'l ochilgan joy quruq yo'lga aylandi. Musa alayhissalom Bani Isroilni o'z qavmlarini boshlab haligi joydan tushib yurib ketdilar. Fir'avn o'z qavmi bilan orqalaridan quvib bordi. Musa alayhissalom o'z qavmlari bilan naragi qirg'oqqa borib, oxirigacha chiqib borganlarida Fir'avnning qavmi dengizni ichiga tushib bo'lganda suv yana yurib hammasini g'arq qildi. Bu hodisa bo'lib o'tdi, gapirildi. Xuddi shu hodisadan keyin qutulgan, ozod bo'lgan Yillar davomida qullik asoratida bo'lgan, o'g'illari o'ldirilib, qizlari tirik qoldirib turgan bir qavm shuncha narsani ko'rib turib, yo'lda uchrab qolgan bir butparast qavmni ko'rib, sanamlariga ixlos bilan ibodat qilayotganlarini ko'rib, "Ey Musa, bizga ham shularni xudolariga o'xshash xudo qilib ber", deyishdi. Bu inson aqli hech tortmaydigan bir holat. Shuncha mo'jizani ko'rib turibdi. Allohning buyuk payg'ambari Musa alayhissalom ularga boshliq bo'lib turibdi. Hassa bilan bir ursalar dengiz yorilib yo'l ochilib turibdi. Undan o'zlari qochib o'tib dushmanlari halok bo'lyapti. Bungacha yana qancha azobotlar bo'lgan, lekin ular bizni qutqargan Allohga shukr qilaylik. Zulmdan ozod etgan Allohga shukr qilaylik. Qullikdan qutqargan Allohga shukr qilaylik.
Ey Musa, sen nebi edin, etken bizge neme kaleylik deyişini örnüge, ey Musa deyiş yaptı. Yani şu ey Musa deyişte hem bir adaplık var. Allah'ın nebisi, ulul azm peygamberlerden biri, büyük bir Allah'ın mahbub peygamberi, Bani İsrail için can fida kılgen zat, özlerini havf ahtar aslıge koyup, yıllar devamında Firavun ve onun kavmini kulligidan azat kılgen adamga, ey Musa deyişiyordu. Pisansızlık bilen, huddu hizmetçisige gapirgen de gapirişiyordu. Bunu aksiçe sahabaya kiramlar Resulullah'ın birer ümmette namlarımdan ateşmegen. Cahil, çuldan kegeller gapirgen buluşu mümkün. Lekin hakiki sahaba bugeller, ya Nebiyyallah, ya Resulullah de müracaat kılışken. Yani katta uluğ adamlarını ismini aytib muamele kılış, bir adablik, medeniyetsizlik, itibarsizlik, nabakarlıkını bir türü. Ana Musa Aleyhisselam'ın kavimleri huddu şu işini kılıştı. Hay Musa deyiş yaptı. Bizge hem anavlarını hudalarına okşaş huda kıber. Yani bizge hem sen sanam kıbergin, haykar kıbergin, şu haykarga tapınaylık, çokunaylık deyiş yaptı. Bana şu halet, mezkur kavimli cüde hem manevi buzuk kavim. Adab ahlakı tüben bobketken bir kavim ekerliğini kürsetedi. Firavun ve onun kavmini azabı da uzak yıllar kullik aslida yaşar. Boynunu egip yürüp, zulüm, istibdat tatip yürüp, tabiyeti buzulup kagerliğini kürsetiyor. Ana şu buzuk tabiat daim başıga kertek çıkıp duruşu, hakaretlenip duruşu, sokup urup duruşu, zulüm kılıp duruşuga könüküp kalan kavim endi azatlıkka çıkıp özüden ketiyaptı. Özünün kimliğini unutuyaptı. Özünün kimliğini unutsa hem meyle, nebisinin kimliğine, Rabbisinin kimliğini unutup butparest olmak için. Bu cüde katta nabakarlık, nihayette ağır musibet edi. Musa aleyhisselam, innekum kavmun tecehalun dediler. Elbette hiç şak yok, şubha yok ki, sizler cahil kavmsizler. Kandı yıkılıp bu gafını etesiler. Uzlarına yaratken Allah'a şirk getiresiler mi? Firavun'un azabından kutkargan zatka şu münasebette bulasızlar mı? Dip, onlarını natoğru halatlarını çüntürdüler. Yani iki azatlığını destekli saniyelerden başla bu kavim özüden gitti. Natoğru halatlarda öttü. Lekin Allah bu kavimge onu terbiyesini cahige koyup kayteden terbiyeleşke Allah'a da itibar verdi de kıgan günahlarını birin kitin keçirip yine kulay fırsatlarını yarata başladı. Siz bilen bizge malum ki İsrail bu Yakup Aleyhisselam'ın lakabları. İsimleri Yakup, lakabları İsrail. O şey İsrail lakabli Nebi Aleyhisselam'ın 12'te oğulları borganıydı. Ana şu 12'te oğul Bani İsrail'in 12'te kabilesine ata borganıydı. Mana şu Allah Subhanahu ve Taala Bani İsrail'e bergen nimetleri, ularını afzal kılgenliği, yukarı bir mertebege kötergenliği namunası sıfatı da biz ularını 12 kavimge bulduk. Ve Musa'ya su kerek borgan payeti de asayin, hassen bilen taşını ur dedik. O hassesi bilen taşını urgeni de 12'te bulak atılıp çıktı. Ve her bir kabile özünü suhanesini bildi. Yani 12'te uruk bitti bulak olsa talaşı yürmesin. 2'te bosayam, 6'te 7'te bosayam talaşı yürmesin. Bunlar hemmesi özüge erkin, özünü suhanesine ege bosundur. Her bir urukka bitteden harsen taştan Allah bulak çıkar verdi.
Musa Aleyhisselam'ın mucizeleri. Musa Aleyhisselam'ın mucizeleri. Allah şunu kursetti. Hasseleri buradan barıp, kette bir harsen taşını Allah'ın emri bilen bir urgan ediler. 12 yarıdan bulak atılıp su çıka başladı. Her bir atanı ferzenleri, her bir uruk, bana o biziki, bana o biziki de buluş vardı. Birbiri bilen telesi yok, navbet kütüşü yok, hacetmen buluşu yok. Kaysi kavmge su kerek olsa azaları da barıp özünü bulakadan suunu alıp özü içip hayvanlarını sokarıp yani başka ihtiyaçlarını kandıradıkan buldu. Bu kavim indi Mısır'dan Sahra'ya çıkıp kaldı dedim. Allah Subhanahu ve Teala yine Kur'an'da etedi ki biz ularının üstüden bulutunu sayaban kıp koyduk. Yani Sahra'da yürüşedi. Kumda, ıssık, herkül halat, saya yok, darak yok. Ana oşa kavim, Musa Aleyhisselam'ın kavmi kayırda yürüse başının üstüne bulut gelip saya kılıp gidelim. وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى Ve onlarca azuka için asmandan Allah Ta'ala men ve selvanı düşünüp verdi. Men degeni şirinlik eserden kılıngan halva. Selva bedene göçtü. Yani padişahlar yediğinin avukatını onlarca kündelik avukat kılıp verdi Allah Ta'ala. Urunuş meydi, bedene uçuşurup turtaşa meydi, başka kımaydı. Uzdan uzu kiptirdi. Halvaniyem izleşmeydi, asaniyem izleşmeydi, onu tayarlaşkayım urunuşmeydi. Şunu ne dasturhanlığı çişe uğradı. Lekin şundayım şükür kılışmadı bunlar. Şundayım şükür kılışmadı. Yine özlerden gitti. Yani her özlerden gitkende Allah Ta'ala onlara bir azabını yubarıp, keyin yine tavba kılışka fırsat verip, yine onlarını bir nimet bilen, bir fazl bilen, bir hayır bilen, bir bereke bilen demek silep durdu. Aşınakı haletlerden bitti ikitesi Kur'an'da zikir kılınca. Şunlardan bittesi bu kavmge Allah Ta'ala nimet kılıp özlerinin talebine binaen Şembe gününü dem alış günü kıverdi. Uzları soruştu. Şembe günü bizi dem alış günümüz bulsun. Dünyanın teşvişini kılış bizge haram bulsun. İş nasıl kımaylık? Fakat dem alaylık. Allah hop dedi. Bop dedi. Silerge şembe günü dem alış günü hiç nasıl kımaysiler. Ana şu dem alış bilen maşhur bulasılar. Yaxşı. Ular şembe kese dem aladan buldu. Allah bularını sınav için şembe günü ular yaşaydıgan dengizinin boyuna balıklarını kelip oyna yürüyüşünü taşkil koydu. Balıklarını körüp közleri otadı. Ağızlarından söyleyileri keledi üşe çalmaydı. Özleri dünyanın işini kılıçını bizge haram kıldı koydu. Her şembe günü balık köpeyedi. Keyin bu buzuk kavim Allah'a bergen vadesini unuttu da baklayımız bunu dedi işte. Uzlar için maslahat kılıp başka küllerde alakada havuzlar kazışıp koydu. Dengizin suyu kiredağın kılıp. Ali balık köpeyip dengizin altında kucuğun oynayken de su arkalı ulanın havuzu gıyam kiredağın buldu. Havuzga kirgandan keyin haliga suv kirish joyini bekitib qo'yib, balarni chiqarmasdan bozor kuni o'sha ishni boshlashdi bular. Ya'ni Alloh harom qilishini o'zlari so'rab, harom qilingan narsani o'zlariga halol qilib olish uchun hila nayrang qilishdi. G'alati bir holat. Hilani, ya'ni bir turi. Ana shu narsa avj olgandan keyin o'zlaridan bu ishga qarshilar chiqishdi. Aytdilarki, "Hey, qanaqa odamsizlar? O'zlaring so'radilaring. Allohga ahd berdilaring. Hozir so'raganinglarning teskarisini qilib, Allohga bergan ahdni buzyapsizlar. Xudodan qo'rqinglar. Bunda qilmanglar" deb va'z nasihat qilishni qattiq olib borishdi.
Shunda haligi buzg'unchilardan ham emas, vaz qilayotganlardan ham emas, uchinchi bir toifa vaz qilayotganlarga aytdi: "Ey, bularga nimaga vaz qilyapsizlar? Ularning ishi bo'lib bo'ldi, endi halokatga uchrashadi bular." Ahdni buzishdi. Alloh taologa nobakorlik qilishdi. Bular ishi bo'lib bo'ldi, endi ishlari bitdi bu. Ular albatta halokatga uchraydi, boshlariga azob yog'iladi. Sizlar bo'lsa bularga ha deb vaz qilasizlar, nasihat qilasizlar. Deganida haligi vaazchi guruh aytdiki: "Biz ham sizlar bilganini bilamiz, lekin Allohning huzurida uzr bo'lishi uchun bularni ham ko'zi ochilib qolarmikin deb qilyapmiz" dedi. Ya'niki bir kuni kelib, mana ular bu ishni qilganda sizlar nima qilib turdinglar deb qolsa, Allohga: "Ya Alloh, biz aytganmiz bularga, nasihat qilganmiz, o'zlari bu nobakor ekan quloqlariga olmaydi" deyishimiz uchun deydi, mana shu narsani qilib qo'ydik deb. Demak, aytishdi, haqiqatdan bu ham nobakorlik bo'ldi, buni ham jazosini tortishdi. Yana bir misol, Alloh subhanahu va taolo bu qavmga aytdiki: "Sizlar mana bu shaharga, ya'niki Qudus sharifga, eng muqaddas joy, hittatun deb ta'zim qilib egilib kiringlar. Bu yerda yashaysizlar. Biz gunohlaringizni mag'firat qilamiz. Barcha qulaylik narsalarni yaratib beramiz. Muqaddas shaharni aholisi bo'lasizlar." Allohning amri, buyruq berdi Alloh. Mana dunyodagi o'sha paytdagi eng muqaddas hozir ham 3-2 haramayni bittasi. Shu shaharga o'zlari vatangado bo'lib yurdi, Misrda qul bo'lib. Endi kelib mana shu markazni egallanglar. Mana sizlarga aytdim, berdim shu yerni. Kiringlar, lekin faqat kiriyati hittatun, gunohlarimizni kechirgin deb ta'zim qilib kiringlar. Ulamolar aytadiki, ta'zim qilishlarini jo bo'yin yormasa majburlash uchun pastroq qilib qo'yilgan ekan o'tadigan joyini. Har bir odam bo'ynini egmasa o'ta olmasligi turgan gap bo'lib qolgan ekan kiradigan joyini. Aytaylik, mana eshikni balat qilmasdan odam egilib kiradigan darajada qilganga o'xshagan ish bo'lgan ekan. Shu oddiy narsa, Alloh buyuk bir baxtni bularga va'da qilyapti. Muqaddas bir shaharni taqdim qilyapti. Faqat shart shuki, Allohdan o'tgan gunohlarimizni kechirgan deb hittatun deb kirishlari kerak. Hittatun degan so'zni aytishlari kerak va boshlarini egib ta'zim bajo keltirib kirishlari kerak. Boshqa hech qanaqa ortiqcha narsa yo'q. Lekin bu nobakorlar shuni ham qilishmadi. Bunga ham haligi balig'ini tutishga o'xshagan hilla nayrang o'ylab topishdi. Hittatun demasdan hintatun deyishdi. Ikkovi bir xil. Nun bor xolos. Hintatun. Hintatun degani bug'doy degani arabchasiga. Hittatun kechirgin edi. Bular kechirgin demasdan bug'doy bug'doy deb kirishyapti. Boshini egib emas, o'tirib olib, mana qilib surilib kirishmoqchi, boshi tegmaydigan bo'lib. Shuni qilishdi. Buni kim qilishi mumkin? Buni faqat va faqat tabiati buzuq, Allohni masxara qilmoqchi bo'lgan qavm qilishi mumkin xolos. Har qanday insoniyatligini yo'qotgan ham o'ziga bir manfaat yetadigan joyga buni qilsang desa, o'lib tirilib qiladi shuni. Lekin bular buni ham teskarisini qilishyapti. Mana shunday, demak, nobakorliklar, xatokorliklar qayta qayta bo'ldi. Ana shunday, demak, holda turganlarida Musa alayhissalom Misrda turib borib o'zlarini nabiy ekanliklarini e'lon qilib rejalarini bayon qilganlarida Alloh xohlab bu yerdan eson-omon chiqib Sinoga borib, Qudus sharif taraflarga borsak, Alloh menga Tavrot degan kitobni berishni va'da qildi. Bu kitob bizga dasturul amal bo'ladi. Bu dunyo va oxiratimizni baxtini, saodatini ko'rsatib beradi. U bo'ladi, bu bo'ladi deb ularga tushuntirish va'zlarini aytgan edilar. Endi
ana shu payti kelgan edi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo miqot tayin qildi. Miqot degani uchrashuv vaqti va joyi. Va'da qilingan vaqt va joy. Alloh o'zi bilan Musa alayhisalomga miqot e'lon qildi. Palon kuni, palon vaqtda, palon joyda uchrashuv deb uchrashuv va'dasi bo'ldi. Ammo shundan oldin Qur'on oyatlarida kelishicha Musa alayhisalomga 30 kun roza tutib ibodat qilishni avval buyurib, keyin yana 10 kun qo'shib 40 kunni to'liq qildi. Avvalgi 30 kun Zulqa'da oyining bir oyi 30 kun edi. Keyingi 10 kun Zulhijja oyining 10 kuni, birinchi 10 kuni edi. Mana shu 40 kunni ichida Musa alayhissalom hamma narsadan porug' bo'lib, roza tutib, Alloh taologa ibodat qilib, uchrashuvga tayyorlanishlari kerak edi. Ya'ni uchrashuv oddiy uchrashuv emas. Robbul alamin bilan uni bir dunyo yaratgan dunyosini kichkina zarrachasini uchrashuvi. Butun borliqni yaratgan, tarbiya qilgan, ta'minlagan, ushab turgan, hamma tadbirini qilib turgan zot bilan o'zi yaratgan narsalarning ichida kichkina bir zarracha uchrashish kerak edi. O'zining ixtiyori bilan yana, Allohning ixtiyori bilan. Shuni ham, demak, Alloh subhanahu va taolo Musa alayhissalomga alohida tayyorgarlik ko'rishni buyurdi. 40 kun butun hamma yoqdan ajrab, ana shu uchrashuvga tayyorgarlik ko'rish, roza tutish, ibodat qilish, hamma narsada mujassam bo'lib, tayyor bo'lib borish kerak edi. Mana shu 40 kundan bizda chilla degan musulmon xalqlarida, demak, bir nafil ibodat e'tikofga o'xshagan holat olingan. Chilla o'tiribdi, chilla o'tirar ekan, chilla qilgan ekan degan gaplar shu. Chilla forscha 40 kun degani, 40 ta degani. Ana o'sha 40 kun tayyorgarlik kunlari. Chunki Alloh bilan bandani muloqoti oson kechmaydigan narsa. Haligi hamma narsani egasi bilan o'zi yaratgan narsalarni bir zarrasini uchrashuvi shunaqa bo'ladi. Hali uchrashib bevosita farishtani yordamisiz so'zlashish u yoqda tursin. Alloh farishtasini yuborib bir bandasiga vahiy tushursa ham juda buyuk bir mas'uliyat va qiyin va mashaqqat bilan kechadigan hodisa bo'ladi. Rasul akram alayhissalotu vassalomga Jabroil alayhissalom qachon vahiy olib kelsalar nafas olishlari tezlashib, burunlaridan nafas olishlari kuchayib, ko'zlari yumilib, ter butun vujudlaridan quyilib ketar edi. O'sha vahiyni kelishi uni qabul qilib olishni shiddatli ketishidan. Bir kuni Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhu Rasulullohning huzurlarida birga o'tirib, tizzalariga tegib turganda vahiy tushib qoladi. Shunda Zayd ibn Sabit aytadilarki, vahiyni og'irligidan, Rasulullohga tushgan vahiyni og'irligidan tizzam uchib tegib turganidan meni sonim yorilib ketaydi dedi. Ana shunday buyuk bir holatga endi u yerda farishta ham yo'q, Jibroil alayhissalom va boshqalar ham yo'q. Alloh bevosita Musa alayhissalomga so'zlashni va'da qilib qo'ygan. Ana o'shaning uchun alohida tayyorgarlik bo'ldi. Yodimizda bo'lsa, Rasulullohga vahiy tushishdan oldin tahannus ibodatini qilib orqa kirib o'tirganlar. Ana mana shu holat. Keyin 40 kun o'tgandan keyin Musa alayhissalom tayinlangan joyga bordilar. O'sha kuni Qurbon hayiti kuni edi. Alloh subhanahu va taolo keyin Musa alayhissalomni payg'ambar qilib olgani va o'zini so'zlashuvchisi qilib olgani. Istafaynaka, deb turib aytgan bi kalami o'zimni so'zlashimga seni tanlab oldim. Deb keyin Tavrotni berishini,
uni quvvat bilan tutish kerakligini aytdi. Lavhlar berdi Alloh taolo. Shu lavhlarda ko'p narsani tafsiloti, bayonoti borligini e'lon qildi. Lavhlar nima, hajmi qancha edi, nima narsadan bo'lgan edi, rangi nima edi, ularni hammasini Allohning o'zi biladi. Bizga lavh deb Qur'onda kelgan, shu lavhga ishonamiz, boshqasini surishtirmaymiz. Musa alayhissalom bilan Allohning gaplashgani, muloqoti bo'lgan, qanday bo'lgan Allohning o'zi biladi. Biz faqat Qur'onda kelganiga ishonamiz. Shuni yuzaki nimasini bilamiz. Shu muloqot bo'lishi bilan Musa alayhissalom aytdiki, Robbi arini anzur ilayka. Robbim, jamolingni bir ko'rsatgin, men nazar solay senga. Iltimos. Musa alayhissalom shunga jur'at qildilar. Robbim, jamolingni menga bir ko'rsatgin, men nazar solay dedilar. Shunda Alloh aytdiki, lan tarani. Yo'q, hech meni ko'ra olmaysan. Ko'ra olmaysan, sen toqqa nazar solgin. Agar toq chidash bo'lsa, mayli bir ko'rasan dedi. Toq tur tog'i edi. Alloh toqqa tajalli qilganida parcha-parcha bo'lib qumga aylandi. Ya'niki, Allohning jamolini ko'rish bu dunyoda Musa alayhissalomdek buyuk nabiga ham hali nimasi bo'lmagan, imkoni bo'lmagan. Chunki qudratli deb hisoblangan insonning ko'zida bahaybat tog' chidamasdan qumga aylanib qoldi. Tajalli qilgani xolos, nazar solgani uchun xolos. Boshqa narsasi yo'q. Ana tog'ni ko'rgandan keyin holatni bilib Musa alayhissalom xushidan ketdilar. Tamam, hushidan ketdilar. O'zlarini yo'qotdilar, behush bo'lib qoldilar. Bir muddatdan keyin o'zlariga kelish bilan tavba qildim dedi. Tavba qildim deb, demak tavbalarini e'lon qildilar va o'zlari eng birinchi mu'min musulmonlardan ekanligi, Allohning har bir ishiga taslimda ekanliklarini e'lon qildilar. Tavrotni berib borib, ta'limotlarni berib borib, Alloh taolo bir yangilikni xabarini ham berdi. Biz sendan keyin qavmini fitnaga uchratdik. Samuriy ularni yo'ldan adashtirdi, dedi Alloh. Aslida Musa alayhissalom Alloh bilan miqotga ketayotganlarida safarlarini e'lon qilib turib, akalari Harunga uxlufni fi qavmi degan edi. Qavmimda endi meni o'rnimga o'rinbosar olib qol. Bularni boshqarib tur. Har qayoqqa burilib ketishib qolmasin. Hamma narsasini meni o'rnimda qolib, men nima qilsam shularni ishini qilib turgan deb aytgan edilar. Lekin haligi buzg'unchi qavm legina qildi. Musa alayhissalomni miqotga ketganlar fursatini g'animat bilib, o'zlarini nobokorliklarini qilishni qulay fursati deb bildilar. Buzoqqa ibodat qildilar. Buzoqqa, molga ibodat qilib, mana shu bizning xudomiz. O'zi Musoni ham xudosi esidan chiqarib qo'yib, boshqa yoqqa izlab ketdi u deydi. Buzoqqa ibodat qilib, buzoq bo'lganda ham haykal buzoq. Haykal. Buzoqning haykaliga ibodat qilib, bir-biriga aytishdiki, o'zi aslida Musoning Robbisi ham mana shu haykal buzoq. Lekin esidan chiqib qolib, hozir izlab, men va'dalashib qo'yganman deb bir yoqqa ketdi, qayoqqadir adashib deydi. Musa alayhissalom tezlab keldilar. Akalari Harunni sochidan soqoldan ushab tortib siltab nima qilib qo'yding? Bularga qaramaysanmi? Dedilar. Shunda Harun alayhissalom, ey onamning o'g'li, sen meni soch soqolimdan tutma, tortma, bunda ishni qilma. Men bularga qo'limdan kelganicha aytdim.
hamma narsani qildim. Oxiri ko'nmaganlaridan keyin yana ham kattaroq fitna bo'lib ketmasin deb seni kelishingni kutib turibman, dedilar. Nima bo'lganligi to'g'risida keyin Musa alayhissalom xabar topdilar. Bani Isroilni ayollari Misrda yashab turgan paytlarida o'zlari cho'ri, kambag'al, notavon bo'lganlaridan ayollik xususiyati Fir'avnning qavmini ayollaridan taqinchoqlarni qarzga olishgan ekan. Bizniki yo'q-ku, endi biz ham ayolimiz, biz taqqimiz kelyapti, berib turinglar, vaqtincha taqib turaylik deb olishgan ekan. Deyarli endi har bir ayol shuni qiladi-da, ayol kishi shu taqinchoq taqmasa ayolligi qolmaydi o'zi. Keyin haligi to'stopalon ko'ch-ko'chda ko'chib kelishganda bu yoqqa chiqishib olib, bu birovniki-ku deb qolishgan. Demak, birovni taqinchog'ini, tillolarini qarzga oluvdik. Qaytarib beraman deb va'da qiluvdik. Endi bu yoqqa chiqib qolibmiz. Xo'sh, bu nima bo'ladi endi? Borib Harun alayhissalomdan so'rashuvdi. Ushab turinglar, kutib turaylik. Musa kelsa so'raymiz dedilar. Keyin ular hammasi nimalarini, taqinchoqlarini, ayollarnikini to'plashni boshlashdi-da, bir yerga chuqur qazib turib, olov yoqib, hammasini o'shinga tashab eritib, yonib qilib qo'yamiz. Deyishdi-da, demak olovni yoqib, ayollarni tilla taqinchoqlarini olib kelib, aringa tashashni boshlashdi. O'shanda haligi Samuriy bir ustamonligini qilib tashlayotgan erib turgan tillalardan buzoqni shaklini yasadi. Buzoqni o'sha haykalini orqa tarafidan shamol kirsa, og'zidan buzoq bo'kirganga o'xshagan ovoz chiqadigan bo'ldi. Ana shuni demak qo'yib, mana xudolaring dedi. Ko'ryapsizlarmi, ovozi ham chiqyapti dedi. Ular tappa tashlashdi-da, bo'ldi, mana xudoni topdik endi deydi. Musa u yoqdan adashib yuribdi. Ana o'sha gaplar bo'ldi. Bo'lgandan keyin Samuriy shunaqa qildi degan gaplarni eshitganlaridan keyin Musa alayhissalom Samuriyga qarab yurdilar. Samuriy o'zi Samura degan joydan chiqqan bir odam bo'lib, o'sha samuralik degani. Bu odam o'zi aslida Musa alayhissalom va o'kishining qavmiga yo'l ko'rsatib boruvchi xizmatchi ekan. Yo'l ko'rsatib yurar ekan. Bu yoqda to'g'ri yo'l bor, bu yoqqa yaqin, Olamiston deb. O'sha vaqtlarda hozir ham birovga bir yo'l ko'rsatib boradigan notanish joyda odamlar bo'ladi. Shu odam ekan. Xo'p, Samuriy, nima qilding axir? Nima qilib qo'yding bu? Deb so'radilar. Men hech narsa qilganim yo'q. Oldinroq ana u qavm ham aytgan, biz hech narsa qilganimiz yo'q. Faqat shu bo'ldi, shunday bo'lib qoldi, o'z-o'zidan bo'lib qoldi. Bizda ayb yo'q. Bu ham aytdi, men hech narsa qilganim yo'q dedi. Bu shu aytgan voqea, demak, tillarni tashlab eritish bo'lib turuvdi. Bir rasul o'tdi. Rasulni asaridan, ya'ni izidan bir siqim tuproq olib chuqurga tashlasam sen o'qib qoldi. U rasul kim desa, Jabroil alayhissalom. Tuproq u kishini otlarini tuyog'idan deb ko'targanda ajrab chiqqan tuproq. Yolg'on. To'qima gap. Ana endi o'sha demak buzoqqa ibodat qilishga Bani Isroil muttalo bo'ldi. Bunga o'sha Samuriy degan navbakor sababchi bo'ldi. Musa alayhissalom qattiq g'azablandilar. Ey Samuriy, yo'qol, bu yerdan ket. Bu yerda turma. Bugundan boshlab senga tegish yo'qdan boshqa gap yo'q dedilar. Bani Isroilda o'shunaqa navbakor jinoyatchi kishilarga tegish yo'q degan jazo bor edi. Unga faqat gapirish uchun shu gapga ruxsat bo'lardi, xolos, boshqa gap yo'q edi. Birovni ko'rib qolsa, salom bermoqchi bo'lsa, u tegishi yo'q deb qo'ysa, bu jazoda ekan deb indamay ketishaverardi. O'shunaqa bo'lib, pesmaxov bo'lib, hammadan ajrab, o'zidan o'zi halokatga uchrar edi.
Musa aleyhisselam Samuri'ye ana şu cezanı tayin kıldılar. Bugünden başlar senge tegiş yoktan başka narsa yok dediler. Kavumge koşulmaysan, berge yürümeysen, berge oturmaysan, azuga avukat yemeysen, o zin yakka mahu olu yüresen. Kim aldınge varsa körüp kalsa, tegiş yok deyişin kerek. Ana o şah demek halatını elan kıldılar. Ve demek kavimlerini kıgan işlerinden nihayette kattık gazaplandılar. Afsus nadanat kıldılar. Allah nasip etse inşallah keyin kagan kısanı devam ettiremez. Allah bulup otken hazırge Musa aleyhisselam ve kuşunu kavmi hakkıdaki kısalardan yakşı bir ibretler çıkarıp alışımız ne? O'zimizga vaaz, nasihat, kasb qilishimizni, ularning xatolarini takrorlamasligimizni, balki dinimiz, nabiyimiz, Qur'onimiz ta'limotlariga ixlos bilan amal qilib borishimizni o'zi nasib etgan bo'lsin.